ülke ocakları vatanını dönmek isteyenlere karşı duruşunu önüne dek devam ettirecektir. Ülkücülerden ak gençleri sınıra yollamak akıllarına gelmiyor da bozkurtları çıkarmak neden akıllarına geliyor açıklaması yapıldı. Ülke Ocakları Kütahya Şube Başkanı Selçuk Alıç yaptığı yazılı açıklamada Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen patlamayı değerlendirdi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki vahim ve vahşi patlamaların süreç ihanetiyle birlikte bölücü militanlara sağlanan kolaylık, hak ve imkanların hepsini bir arada değerlendirdiğimizde Türkiye'nin nasıl bir buhrana sürüklendiği açıkça görülebilecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik hakları çiğnenmekte ve kontrolsüz gelişmeler peşi sıra cereyan etmektedir. Hatay'ın Reyhanlı ilçesi belediye binası yakında meydana gelen patlamalar sınırlarımızdaki vahşetin, kaos dalgasının ve sancılı hadiselerin seyri bakımından ibretlik bir vaka olmuştur dedi. Suriye'den gelen sığınmacıların neden olduğu olayların ve taraf oldukları anlaşmazlıkların hacminde gözle görülür bir yükseliş söz konusudur. Nitekim sınır il ve ilçelerimizdeki gerginlik hızla tırmanmakta, kavga ve şiddet ortamı her geçen gün genişlemektedir. Hükümetin küresel hesap ve planları hizmetine olacak şekilde tercih ettiği Suriye politikası vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini zedelemekte, hırpalamakta ve heba etmektedir. Başbakan Erdoğan'ın Esad'a yönelik nefret söylemi, Şam yönetimini hedefine alan tahrikleri ülkemize saldırı ve kışkırtma olarak geri dönmektedir diyen Şube Başkanı Selçuk Alıç, tüm gelişmeler göstermiştir ki Türkiye sınırlarından kaynaklanan çok ciddi bir tehditin altındadır. Başbakan Erdoğan'ın Suriye'yi kapsamına alan savaş dili, Amerika'nın dikkatini çekmek maksadıyla uçuşa yasak bölge oluşturma teklifi ve Şam yönetimine gözdağı veren konuşmaları ülkemizi kirli ve kanlı bir girdaba sevk etmiştir. Ancak bu kritik ortamda Başbakan Erdoğan geçtiğimiz gün Amerika'ya giderken havalimanında yapmış olduğu açıklamasında sınırları bozkurtlar korusun şeklinde bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamayı değerlendirmek gerekirse Sayın Başbakan da ülkücü hareketin madem vatan tehlikede o zaman ülkücü harekete sözünü tasdiklemiş durumdadır. AKP zor duruma düştükçe milliyetçi ülkücü harekete karşı atağa geçmeye çalışmakta fakat her söylemleri biz Türk milliyetçilerinin ne kadar haklı olduğumuzu göstermektedir. Bizim ise Sayın Başbakan'ın konuşmasına cevabımız geçtiğimiz yıllarda üniversiteli öğrencilerin karşısına çıkarmakla tehdit ettiği ak gençleri sınıra yollamak akıllarına gelmiyor da bozkurtları çıkarmak neden akıllarına geliyor açıklamasında bulundu.